Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bazılarınız tanıyorsunuz, bazılarınız tanımıyorsunuz. Benim adım Oktay Yıldırım. İki gündür Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi hakkında Twitter'da dönen linç kampanyası hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bir dava arkadaşlığı hukukumuz var ve bu konuda herkes bir şeyler söylüyor. Çok ağır hakaretler, ithamlar yapılıyor. Ölçü kayboldu. Konuşmada ölçü yok. Zenginlikte ölçü yok. Propagandada ölçü yok. Adam zengin olmuş. 200 euroyu yakıp 200 euro ile sigarasını yakıyor. Zenginsin, çok paran var, yakabilirsin. Ötekisi gaz bulduk, kombileri sonuna kadar açın diyor yaz günü. Neden yaz günü kombi açacaksın gazı bulmuş olsan bile? Ölçüsüzlük. En büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Bakınız. Bu ülke için bedel ödemiş, ağır bedeller ödemiş, vatanına hizmet etmiş insanlara hain diyemezsiniz. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Bu ülkede vatana ihanet düzeyinde politikalar izleyen siyasetçiler var. Evet var. Bu ülkede vatanına ihanet edenler var. Evet var. Mehmet Ali Çelebi onlardan biri değildir. Hata yapabilir. Siz yürüdüğü adımları beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Hakaret nedir? Küfür nedir? Hainlik nedir? Bu ülkede Cehalet Terör Örgütü diye bir örgüt var. CTÖ. Bu örgüt 3 katmandan oluşuyor. Örgütün en ön cephesinde nöbetçi cahiller ya da nöbetçi inanıcılar dediğimiz kesim var. Bunlar bir şey çıksa da hemen inanıversek diye böyle bekleyen bir kitledir. En önce bunlar inanır, en önce bunlar terk eder. En masrafsız, en kolay elde edilen kitledir. İkinci katman, kör taraftarlar kitlesidir. Taraftar cahiller. Bunlar da cahildir ama bunlar ya toplumda statü elde etmek, ya maddi çıkar elde etmek gibi sebeplerle bir kapıya taraftar olurlar. Taraftar oldukları yerin niteliği hakkında en ufak bir fikirleri yoktur. Savaşın en ön cephesinde bunlar bulunur. Bunlar fanatiktir, mürittir. Bunlar asla terk etmezler. Ne için savaştıklarını bile bilmeden sırf taraf oldukları insanlar bir şey söylüyor diye onu sorgulamadan kabul eder ve bu uğurda savaşırlar. Üçüncü katman bizim etiketli cahiller dediğimiz okumuş cahillerdir. Bunlar şarlatandır. Her türlü akıl almaz iddiayı tartışılması olanaksız bilimsel gerçekler gibi söyleyebilirler. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde. Her türlü olumsuzluğu Allah'a bağlayıp, zam mı oldu? Allah yaptı. Şu mu oldu? Bu yaptı. Her türlü şeyi söyleyebilirler. Bunlar elde edilmesi biraz pahalı olan katmandır. Bunlara ikbal vaat edersiniz, para vaat edersiniz. Bunları öyle elde edersiniz. İlk iki maddede saydığım katmanı bunlar sayesinde güdersiniz. Bunlar çobanın elindeki değnek gibidir. Bu arada şunu da belirtmeliyim. Burada cehalet derken kastettiğimiz şey Ulu Önder Atatürk'ün bize tarif ettiği gibi okul, mektep okumakla ilgili bir cehalet değildir. Atatürk'ün sözleriyle aktarıyorum. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Yani neymiş? Okumakla, diploma ile cehaletin bir ilişkisi yokmuş. Herkesin görebildiği bir hakikati görememek cehaletmiş. Bu cehalet terör örgütünden kurtulmadıkça Türkiye ne bu iktidardan ne bu uçuruma gidişten kurtulamaz. Kör taraftarlığın ağır sonuçları vardır. Şu ya da bu partiye oy veren insanlar oy verdikleri partilerin programlarını bilmiyorlar. Okumamışlar. Okumuyor partinin programını. O zaman sizin yaz günü gaz bulduk kombileri sonuna kadar açın diyen adamdan ne farkınız kalıyor? Adam filanca AKP'li milletvekiliyle konuştum. Mehmet Ali Çelebi bizimle birlikte Ekim ayında başlayacak diyor. Kimse sormuyor niye Ekim ayında? Niye şimdi değil?
Arkasından Mehmet Ali Çelebi açıklama yapıyor. Ben diyor bağımsız devam edeceğim diyor. Biraz izan gerekir. Adam bir yalan yazıyor, millet altına üşüşüyor. Bakın tekrar söylüyorum. Türk milleti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır yarattığı bu kör çıkmazdan kurtulmak zorundadır. Ekonomi yıkım halindedir. Dış politika rezalet durumdadır. Kadrolaşma almış başını gitmiştir. Liyakatsizlik her yerdedir. Ayakkabı boyacısından müsteşara kadar. Ama biz bir şerden kurtulmak için o şerin yerine ehveni şeri seçemeyiz. Atatürk der ki ehveni şer, şerlerin en büyüğüdür. Altılı masa, altılı masa diyenler, altılı masanın mutabakat metnini okudular mı? O masanın parçaları, bileşenleri olan CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Abidik Partisi filan partisi, bunların programlarını okudular mı? Kimler var orada? Her Madımak yıl dönümünde hüzünle bağlama çalıp ağlayanlar hep şakır şakır oy verdiler. Madımak yakılırken oranın belediye başkanı olan şahsa. Bu altılı masanın içerisinde Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı en büyük ulusal güvenlik sorunu olan sığınmacılar sorununu bizzat yaratan adam var. Türkiye'nin bugüne kadar karşı karşıya bulunduğu en büyük borç batağını bizzat yaratan adam var. Ergenekon kumpaslarını savunan ve bunları tekrar açacağız diyen adam var. Nurculuğu savunan, Risale-i Nurları savunan adamlar var. Biz bu şerden kurtulmak için yerine bu ehveni şeri mi koyacağız? Ben burada Mehmet Ali Çelebi'yi savunmuyorum. Mehmet Ali Çelebi hata yaptığı zaman hata yaptı derim, dedim de. Katılmadığım şeyler yaptığı zaman söylerim, söyledim de. Ama bunu söylemenin bir ölçüsü olur. Kocaman adam hakaret yazmış oraya albay rütbesinde. Ayıptı, utanmıyor musunuz? Biz Ergenekon'dan tutuklanana kadar yanımızda vatan millet deyip biz Ergenekon'dan tutuklandıktan hemen sonra ortadan kaybolan adamlar biliyorum. Şimdi Mehmet Ali Çelebi'ye küfür ediyorlar. Bakın burada konu Mehmet Ali Çelebi değildir. Burada konu ölçüdür, cahilliktir. Mehmet Ali Çelebi aylardır Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma sebeplerini yayınlıyor. 20 tane soru soruyor. Her birinin altına imza atarım o 20 sorunun. Kim cevap verdi bugüne kadar? Etnik yurttaşlık tanımını anayasaya sokacak mısınız diyor. Yerel yönetimlere özellik verecek misiniz diyor. Bir sürü soru var burada. Terörle mücadele yasasında yapacağınız değişikliğin kapsamı nedir diyor. Niye Atatürk yok diyor mutabakat metninizde. İlk dört maddeyi değiştirecek misiniz diyor. Neden bunlara cevap yok? Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu Roboski'ye helalleşmeye gidiyorum diye açıklama yapıyor. Roboski neresi kardeşim? Roboski neresi? Bu ülkede Roboski diye bir yer yok. Mehmet Ali Çelebi'yi eleştirebiliriz. Mehmet Ali Çelebi'nin gittiği yolu yanlış bulabiliriz. Ama bunu sebepleriyle, gerekçeleriyle doğru düzgün açıklarız. Bakın bu ülke bu iktidardan kurtulmak zorundadır. Ama bu iktidarın yerine bu muhalefeti koyamaz. Bu altılı masa olmaz. Üçüncü bir seçenek yaratmak zorundadır. Bir aklı selim yaratılmak zorundadır. İşler daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmeden herkesin aklını başına alması gerek. Kör taraftarlıktan, kutuplaşmadan vazgeçip önümüze konulan her şeyi sorgulayarak bakmamız gerekir. Benim söylemek istediğim şey Mehmet Ali Çelebi'nin haklı ya da haksız olduğu da değil. Benim söylemek istediğim şey biziz. Twitter içki gibi. Nasıl insan içki içip sarhoş olunca özündeki kişilik ortaya çıkıyorsa o mecrada da ama kimliğini saklayarak ama saklamayarak özündeki kişilikle en ağza alınmaz, en kabul edilmez şeyleri yazıyorsunuz. Lütfen bunları yapmayın. Açın, oy verdiğiniz partinin programını okuyun. Hangi parti olursa olsun. Gittiği yolla örtüşüyor mu? Sizin gittiğiniz yolla örtüşüyor mu? Bakın. Mehmet Ali Çelebi'ye kızıyor musunuz? Kızabilirsiniz.
o sorduğu 20 tane soruyu lütfen okuyun. Ne olur siz cevap verin önce. Sonra bir bakın oy verdiğiniz parti cevap veriyor mu vermiyor mu? Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi hem kadroları, hem ideolojik profili, hem bugüne kadar geldiği yol ve arkasında getirdiği valizler, hem bundan sonra gideceği belli olan yol bakımından bu ülkeyi yönetme yeteneğine bile bence sahip değil. Ama altılı masa onların yerine konulamaz. Eğer Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi yönetme biçiminden rahatsızsanız, onun yerine Ekrem İmamoğlu gibi onun taklidi dışında daha nitelikli, daha yetenekli, daha aklı başında bir aday bulmak zorundayız. Ben sadece bu ülkenin gittiği yoldan endişelenen sıradan bir vatandaşım. Lütfen herkes aklını başına alsın. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizi aklı selime emanet ediyorum.